İsmail Bey günaydın, merhabalar. Bugün nasılsınız? Öncelikle onu soralım. Dünden bugüne çünkü yine yeniden yeni zamları konuşuyoruz. Yayınımız içerisindeyken biz gece yarısı zam devreye girdi, pompaya yansıdı, akaryakıttı ama sabah öğreniyoruz ki ve aktarıyoruz ki izleyicilerimize yeni zam var. Zam yağmuru, zam yağmurunun altında şemsiyesiz yakalanmış durumdayız. Siz nasılsınız? Ne düşünüyorsunuz bu yaşadığımızla ilgili? Nasılım? Düne göre daha fakirim tabii ki. Yani. Bütün 83 milyon vatandaştan birisi olarak düne göre hep beraber biraz daha fakiriz. Yani ne diyeyim ki? Rabbim hep veriyor. Yani hakikaten verdikçe veriyor yüce yaradan. Benzine, LPG'ye ve motorine yine zam gelmiş. Ya dün akşam geldi ya. 46 kuruş, 45 kuruş, 25 kuruş. Dün de birer lira gelmişti bunlara. Yani LPG'ye 65 kuruştu galiba. Onu da 100'e tamamlamaya çalışmışlar galiba bu gece itibariyle. Yani 24 saatte 150 kuruş, 1,5 lira zam gelmiş. Benzine de, motorine de. Gerçekten artık gülüyoruz. Yani söyleyecek söz de bitti. Değerlendirmeler de bitti. Verdikçe veriyor yaradan. Millet gece yarısı işte hani orada bir depodan işte 3 lira 5 lira para kazanmak için ya da bir biçimde bütçesine katkı koymak için benzin kuyruklarında sürünüyor. Öbür tarafta yine o benzin kuyruklarında kavgalar çıkıyor. Yani Ankara'da çok ciddi bir kavga çıktı mesela benzin kuyruğunda, sen girdin, ben girdim. Dün gece bir de millet sadece arabasının deposunda değil, bulduğu pet, benzin bidonu, o bu falan, onlara da benzinler aldılar. Yani onları da doldurdular. Yani söyleyecek hakikaten söz kalmadı. Öyle gidiyoruz yani. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete cinsinden bir vaziyet İsmail var ortada. Bey, İsmail nasıl Bey, çıkacağız bu işin içinden bilmiyorum. Nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Buyur. Galiba Cumhurbaşkanı yeni ekonomik planımızla çıkarız diyor. Yeni bir ekonomik planından bahsediyor ama şimdi bu ekonomi planı içinde ne var? Size de soracağım. Zam mı var? Dövizin yükselişi mi var? Biz böyle bir plan mı yaptık ama şu görüntülere baktığımızda Tanzim satış merkezleri dönemini hatırlarsınız. Kuyruklar söz konusuydu. Patates, soğan için halkımız kuyruğa girmişti. Kışın soğun içindeyken o kuyruklardan alışveriş yapmak zorunda kalıyordu. Biraz daha ucuz almak için. Cumhurbaşkanı Erdoğan varlık kuyruğu demişti Tanzim satış merkezleri kuyrukları için. Şimdi şu benzin, akaryakıt kuyruklarına baktığımızda da varlık kuyruğu denilebilir mi bunlara? Bu kuyruklar varlıktan mı acaba? Yani tabii ki çok fazla benzinimiz olmasa, akaryakıtımız olmasa böyle bir talep olmaz tabii. Gibi bir AKP zihniyetiyle yaklaşım gösterebilirsiniz. Varlık kuyruğu, yokluk kuyruğu, bunun adı bal gibi yokluk kuyruğu, bal gibi çaresizlik kuyruğu, bal gibi perişanlık kuyruğudur bunun adı. Öyle varlık kuyruğu falan filan denemez buna. Geçmişte de söylediğinde bunları söyledik. Şimdi aynı şeyi söylüyoruz. Kuyruk kuyruk dediler, milleti böyle işte gördüğünüz gibi metrelerce kuyruklara mahkum ettiler. Karne karne dediler, milleti kotaya mahkum ettiler. Ne söyledilerse yokluk dediler, yoklukla mücadele ile geliyoruz dediler, yoksullukla mücadele ile geliyoruz dediler. Milleti açlığa mahkum ettiler, açlığı gösterdiler. Neresinden baksanız elinizde kalan, neresinden tutsanız elinizde patlayan bir durum var ortada. Şimdi şunun adı varlık kuyruğu olabilir mi? Millet o kadar çaresiz ki bir depo benzinde 40 lira kar edebilmek için şöyle bu gecelik köründe bu kadar saat beklemek zorunda kalıyorlar. Sinirler geriliyor vesaire vesaire. Evet, varlık kuyruğuymuş. Bunun adı bal gibi çaresizlik, perişanlık kuyruğudur. Ülkeyi nereye getirdikleri, hangi noktaya getirdiklerinin çok açık ve çok net göstergesidir. Ekonomik plan. Şimdi planda ne var diye sordun. Hı hı. Plan yok ki ortada, bir plandan söz edelim. Yani ne yapacaklar? Hepsi konuştuğumuz gibi işte döviz yükselecek, ihracat artacak, hormonlu bir büyüme sağlanacak. İşte oradan buradan buldukları paralarla bir parça refah yaratacaklar. Banknot batmasını devreye sokacaklar. Sonra da seçim diyecekler. Başka çıkış yolları da yok zaten. Şimdi buradan baktığınız zaman, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben ekonomik savaş ilan ettim. Peki tamam, kime savaş ilan ettin? Dış güçlere savaş ilan ettin. Peki aldık, kabul ettik. Nasıl kazanacağız bu savaşı? Nasıl bir mücadele yürüteceğiz? Cumhurbaşkanı diyor ki işte üreteceğiz diyor. Bu ürettiğimizde satacağız. Yani ihraç edeceğiz diyor. Tamam, buna da eyvallah, güzel. Nereye satacaksınız? Dış güçlere satacağız. Allah Allah. Şimdi
Şimdi malı üretiyorsun. Bunu ihraç edeceksin. Nereye ihraç edeceksin? Dış güçlere. E dış güçler sana operasyon çekmiyor mu? Niye alsınlar senin malını? Şimdi nereden baksanız böyle tutarsızlığın hakim olduğu arka arkaya kurulan cümleleri görüyorsunuz. Dolayısıyla bir plandan bahsetmek çok zor. Yani niye alsın senin? Benim de burada kafam duruyor zaten. Yani buradan sonrasını çıkamıyorum işin içinden. Eğer bir dış güç sana operasyon çekiyorsa, bütün bu ekonomide yaşanan gelişmeler dış güçlerin bir oyunuysa, senin ürettiğini senden alıp da senin ekonomini niye düze çıkarsın arkadaş? Var mı böyle bir dünya? Yok. Dolayısıyla bir plan da yok. Böyle bir anlayış da yok. Ha buna inanan var mı? Evet, evet var ya, var. Vallahi da var, billahi da var. Yani baktığınız zaman oy oranlarına işte %28-32 arasında gidip geliyor. Yani ortalama dese %30. Yani bu memleketin %30'u buna inanıyor. Hadi %7 de MHP'ye koyun. %37 bu olaya inanan, bu olayı kabullenen ama şu sorduğum soruyu sormayan, kendisine sormayan bir %37'lik kitle var. Ha giderek azalıyor mu? Azalıyor. Azalma beklenen düzeyde mi? Hayır değil. Ama fark edecekler. Onlar da fark edecekler. Çok basit bir mantık yürütüyorum. Çok basit bir soru soruyorum. Dış güçler sana operasyon çekiyorsa senin ürettiğin malı dış güçler niye alsın da senin ekonomini düze çıkarsın? Çok basit bir soru bu. Bunun cevabını verdiği an ya da veremediği an o zaman anlayacak zaten kendi aklıyla dalga geçildiğini kıymetli AKP seçmeni. Anlayacak ama ne zaman anlayacak onu bilmiyorum. Daha doğrusu bu soruyu ne zaman soracak kendisine bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum yani. Peki operasyon çeken dış güçlerin içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri var mıydı? Biz düşman ilan etmiştik. 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olduklarını söylemiştik. Şimdi turkuaz halıyla karşıladık. Bir de 10 milyar dolarlık 10 tarihi anlaşma yaptık. Ama neyin anlaşmasını yaptık? Biz ne verdik? Ne alıyoruz? Hiçbir detay yok. Limanlardan bahseden gazeteler var. Limanların satış deyince kızıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 20 yıllığına devir diye düzeltiyor sonra. Ne var bu anlaşmanın içerisinde? Dış güç, dış mihrak değil miydi Birleşik Arap Emirlikleri bundan birkaç zaman önce? Yani dış mihrak olsa yine iyi. Dış mihrak olsa eyvallah. Bu FETÖ'nün finansörüydü. Evet. Yani bunu ben söylemiyorum. İddianameler öyle söylüyor. Evet. FETÖ 3 milyar destek almıştı BAE'den. Ya da FETÖ parasını Amerika Birleşik Devletleri'ne BAE üzerinden gönderiyordu. İddianamede yazıyor bunlar. Ben bir şey söylemiyorum. Yani orada yazan bilgiler. Yani geldiğimiz yer neresi? Yani dirhem dirhem büyüyeceğiz. Ondan sonra da 2 dirhem 1 çekirdek gezip dolaşacağız herhalde. Dirhem biliyorsun Birleşik Arap Emirlikleri'nin para birimi. Hani dirhem ne diye sorduğun zaman da iki anlamı var bunun. Biri ağırlık ölçüsü, bir de para birimi olarak kullanılıyor. İşte Yunan kökenli, antik Yunan, ondan sonra Farsça'ya geçmiş, oradan Arapça'ya geçmiş falan. Ağırlık ölçüsü olarak kullanıldığında okkanın 400'de biri oluyor. Ya da şeriata göre baktığın zaman da 70 orta parmağın ağırlığında oluyor. Orta parmağın ağırlığında oluyor. 3.20'ye geliyor. Bakıyorsun işte ilahi adalet Türk parasının dirhem karşısındaki değeri de 3.20. Şimdi bakın bu işin ayrı tarafı da öbür tarafa baktığınızda FETÖ'nün finansörü diyeceksiniz. Şerefsizler diye başlık atacaksınız. Öncelikle bu adamların temizlenmesi gerektiğini, bunlardan kurtulması gerektiğini yazacaksınız, çizeceksiniz. Bunun nutuklarına atacaksınız. Üstelik bunları bakan seviyesinde yapacaksınız. İçişleri Bakanı'nın sözü ortada, Milli Savunma Bakanı'nın sözü ortada, Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözü ortada. Ve tarih öncesinden bahsetmiyoruz işte bundan. 4 yıl öncesinin, 5 yıl öncesinin sözlerinden bahsediyoruz. Sonra alacaksınız bu vatandaşları, getireceksiniz, böyle hallarda karşılayacaksınız. Ve anlaşmalar yapacaksınız. Bunu da çok iyi bir biçimde, çok iyi bir şey yaptık diye duyuracaksınız. Arkadaş, yani bu FETÖ'nün destekçisi değil miydi? Finansörü değil miydi? Şimdi bu destekçiyi, bu FETÖ'nün finansörünü niye sen kendi finansörün yapıyorsun ki? Yatırım yapacakmış. Canı cehenneme. Yani bu kadar basit. Canı cehenneme. Neyi yatırım yapacak? Yatırım falan yapmayacak. Buradaki mallarımızı alacak bunlar bizim. O anlaşmada, o görüşmede Türkiye Varlık Fonu'nun ne işi var? Onlarla anlaşma yapılmış. Türkiye Varlık Fonu. Merkez Bankası orada. Bugün de bir açıklama yapmışlar. İşte bir mutabakat metni imzalamışlar.
Bu mutabakat metninde de işte ileriye dönük birlikte çalışmayı taahhüt etmişler. Ama Reuters swap anlaşması yapıldığını yazdı. Siz evet, okumuşsunuzdur. Onu söyleyeceğim. Hı hı. Yani baktığınız zaman Çin'le 6 milyar dolarlık bir swap anlaşmanız var. Katar'la 15 milyar dolar yaptığınız bir swap anlaşması var. Güney Kore ile bir anlaşmanız var swap. Toplam 23 milyar dolarlık bir swap anlaşmanız var. Nerede bu para? Hani nerede bu para? 23 milyar dolar öyle çok basit bir para değil yani. Nerede bu para? Bu paralar da gitmiş. Şimdi Bay ile swap anlaşması yapacaksınız. Bir, doları kaça bağlayacaksınız bilmiyoruz. Nasıl anlaşmalar var bilmiyoruz. Ben en çok Türkiye Varlık Fonu'nun imzaladığı anlaşmayı merak ediyorum. Ne anlaştınız? Neyi taahhüt ettiniz? Hangi metnin altına, hangi satırların altına imza attınız? Türkiye Varlık Fonu bizim bütün değerlerimizin, bütün varlıklarımızın toplandığı bir yer. Yani öyle böyle bir yer değil. Tabii. Ne imzaladınız? Şeffaflık yok. Bir şey söyleyin bize ya. Bu anlaşma metinlerini koyun ortaya bakalım. Belki doğru bir şey yaptınız. Doğru bir şey yaptıysanız da zaten susarız. İyi deriz. Yok yanlış bir şey varsa da onu da söyleriz. Şimdi kafamızda kıyamet gibi soru var. Türkiye Varlık Fonu'yla nasıl bir anlaşma yaptı Birleşik Arap Emirlikleri'nin yetkilileri? Bunu bilmek durumundayız. Evet. Duygusal bir aşk yaşıyoruz bu şeyle Birleşik Arap Emirlikleri'yle. Mevcut durum bu. Baktığınız zaman yatırım. Şimdi gelse 3-5 fabrika alsa hadi ona işte ne bileyim araziyi ver, işte ne bileyim vergi indirim, vergi indirim. Yani normal yatırımcıya yapacağın kolaylıkları sağla. Bir fabrika kursun, çalıştırsın oldu 300-500 bin kişi her neyse ve bir istihdam yaratsın. Tamam bakın bu bir yatırımdır. Bu bir yabancı sermayenin Türkiye'deki faaliyetidir. Ve buradan da benim ülkemin vatandaşlarının istifadesi söz konusudur. Ama benim varlığımı eğer ona vereceksen bunun adı yatırım değildir. Bunun adı başka bir şeydir. Buna yatırım diyemezsiniz siz. Yani bu memleketin 90 milyar dolarlık varlığı satıldı. Nerede? Bu para da yok ortada. Bu para da yok. Gitti. Hala şimdi milletin kapısında para diye dolanıp duruyoruz. 70 sente muhtaç ettiler diye kıyamet kopardılar geldiklerinde ya da o süreçte yıllarca. Ya 70 senti bırak 7 sent yok. Merkez Bankası'nın rezervi eksi 40 milyar dolar açıkta şu anda. Rezervi yok. Rezervi olsa zaten piyasaya müdahale edecek. Efendim dolar düştü. Kaçtan düştü? 9'dan çıkmış. 13'e 13'ten düştü. 12'ye biz de seviniyoruz burada. Niye düştü? İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nden adamlar geldi. Onlarla anlaşma yapılacak. Oradan 10 milyar dolarlık bir para gelecek. Biz de mutlu olduk. Ya böyle bir mutluluk var mı hayatta? Böyle bir şeyden mutluluk duyabilir mi bir insan? Geldiler çünkü bizim döviz cinsinden oldukça aşağı çekilen fiyatlar üzerinden şirket beğeniyorlar şimdi. Araç mezat, yaylar şirketleri, seç beğen al. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Ha, eğer bu değilse o zaman anlaşmayı çıkartın, koyun ortaya. Evet. Neyin imzaladığını bu millet, neyin imzalandığını bu millet bilmek durumunda. Eğer bilmiyorsa, siz bu şeffaflığı söyleyemiyorsanız spekülasyonlar başlar. Bu soruların cevabını mutlaka ve mutlaka vermek zorundadır iktidar. O anlaşmayı 83 milyonla anlaşmaları on anlaşma yapılmış. Az buz değil. Yani yatırım bakanlıklarını anlarım. İşte Enerji Bakanlığı orada, Ulaştırma Bakanlığı orada, işte Çevre Bakanlığı orada falan. Ya bunlar olabilir. Ya benim kafamda sadece tek bir soru var. Türkiye Varlık Fonu yöneticileri nerede, niye orada ve nasıl bir anlaşma yaptılar? Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çok önemli. Bunu bilmek bu milletin hakkıdır. Bunu bilmek bu milletin hakkıdır. Evet. Ülke. Ki İsmail Bey siz de biliyorsunuz bu ilk aşaması daha 10 milyar dolarlık anlaşma. Daha devamı geleceği ilerleyen dönemlerde söyleniyor. İlk aşaması bu. Ama 10 tabii madde... 50 milyar dolardan bahsediliyor. Tabii. Tabii çok yüksek bir meblağdan bahsediliyor ama içinde ne var? İşte biz onu soruyoruz, bakalım öğrenebilecek miyiz? Buradan şuraya geçeceğim. Şimdi erken seçim çağrılarını son günlerde muhalefet çok üst perdeden dile getirmeye başlamışken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu millete gideceğiz dedi. Bu millete gidiş 4 Aralık'ta Mersin'de başlayacak diyor. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yol, nasıl bir yöntem izleyecek sizce? Bu millete gidiş nasıl bir millete gidiş olacak?
Ya millete gidiş, miting düzenleyecekler. Çok da doğru bir karar. Zamanlaması da çok iyi. Geçen hafta biliyorsun İyi Parti Genel Başkanı Denizli'deydi. Evet. Çok ciddi bir kalabalık toplanmıştı. İnsanlar gerçekten yani sokağa kontrolsüz olarak değil. Sendikalar bunu yapmalı. Siyasi partiler bunu böyle yapmalı. Millet orada talebini daha net bir şekilde dile getirsin. Ya bu mitingleri bütün siyasi partiler, muhalefette olan bütün siyasi partiler yapmalıdır. Kapalı salon toplantıları yapın, açık hava mitingleri düzenleyin. Yani bir biçimde vatandaşın da talebini bu mitingler vesilesiyle iktidara iletmenin yoludur zaten. Demokrasi dediğiniz de böyle bir şey zaten. Hani sokak evet haktır. İşte sokağa çıkılır, protesto gösterileri yapılır. Ama dönem böyle bir dönem değil. Dönem siyasi partilerin ya da sendikaların ya da sivil toplum kuruluşlarının toplayacağı halk kitleleriyle bu süreç hızlandırılabilir. Sokağa çıkmak kolay, çıkarsınız ama ondan sonrasını kontrol edemezsiniz. Bu sıkıntılı bir sürece doğru götürür ülkeyi. Bunu ben böyle söylediğim zaman da eleştiri geliyor bana. Yani sokağa çıkmayalım arkadaş, bu bir anayasal haktır. Güzel kardeşim, doğru söylüyorsun, anayasal hakkındır. Sonuna kadar anayasal hakkındır. Ama sokağa çıkan bir vatandaşımızın nasıl, birçok vatandaşımızın nasıl yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığını biliyoruz. Dönem farklı bir dönem. Dönem hukuki zeminde konuşma dönemi değil maalesef. Akılcı olmak dönemi, akıllı davranmak dönemi, sağduyulu davranmak dönemi. Bunun da yolu siyasi partilerin düzenleyecekleri mitinglerle ancak olabilir. Elbette anayasal hak olduğunu biliyorum. Elbette insanların taleplerinin sokakta da dile getirmesi gerektiğini biliyorum. Ama bu süreç farklı noktalara götürülebilecek her türlü provokasyona açık bir süreçtir. Dolayısıyla siyasi partiler ön almalı, vatandaşın talebini meydanlarda, mitinglerle iktidara iletmelidir. Orada da ses çıkacak, orada da yükselecek, orada da milyonlar toplanır. Toplayabilirsiniz bunu. Çünkü insanların canı yanmış durumda. Kendilerini ifade edebilecekleri bir alan arıyorlar. Ve siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, sendikalar bu alanı bu millete açmak durumundalar. Bu da ancak ve ancak mitinglerle olur. Siyasi mitinglerle olur. Başka türlüsü sıkıntılı sürece götürür ülkeyi. O çok tercih edilen bir nokta, o yöntem olmaması gerekir. Bana göre kişisel düşüncem, katılan olur, katılmayan olur. Katılana da katılmayana da saygı duyarım ama İsmail Dükel olarak kişisel fikrim budur. İyi Parti yapmalı mitingini. Cumhuriyet Halk Partisi yapmalı. Gelecek Partisi, Deva Partisi, hangi parti olursa olsun bu mitingleri yapmalı, sıkça yapmalı. Her ilde dolaşmalı. Kalabalığın sayısına bakmadan o meydanları inletmeli. Efendim şehrin dışına veriyorlar. Versinler. Orası meydan değil mi? Orası da bu sokağın, bu milletin toprağı değil mi? Orada da nihayetinde insanlar taleplerini dile getirecek bir alan değil mi orası? Olabilir. Dolayısıyla her siyasi parti bu süreci artan bir sıklıkla, mitinglerle iktidara karşı mevcut vatandaşın talebini iletmek, duyurmakla görevlidir. Siyasi partilere düşen budur. Bütün siyasi partileri sık bir biçimde, artan sıklıkla, nasıl ki erken seçim bundan bir yıl önce daha zayıf sesli, bir yıldan sonra her geçen gün kademeli olarak, çok da akıllı bir yöntemdi bu, akıllı olarak kademeli yükseltilmişse bu ses, şimdi artık insanların meydanda kendilerini ifade etme dönemine gelmiştir. Bu da ancak ve ancak siyasi partilerin organizasyonlarıyla söz konusu olabilir. Başka türlüsü olmaz, sıkıntı olur. Dolayısıyla doğru yapıyorlar, daha sık yapmalılar. Vatandaşlar taleplerini meydanlarda siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla iktidara iletmek zorundalar. Ama zaten bu iktidar erken seçimi yapmak zorundadır. Bir de böyle bir mevcut zorunluluğu var. Zaten yapacaktır bunu. Yani en geç bana göre Haziran ayında, Kasım diyenler de var ama ben Kasım bulacağını zannetmiyorum. Haziran ayında, daha önce de konuşmuştuk bunu, sen hatırlıyorsun. Haziran evet. ayında bu ülke bir seçime gitmek zorundadır. Çünkü biraz önce konuşmamın başında söylemiştim. İşte
bu asgari ücret artışı, memura emekliye verilecek zam, 2021'e yığılan bu zamlar 2022'nin sayfasını biraz daha temiz tutacaktır. Buradan gelecek ihracat geliri büyüme, hormonlu bir büyüme olacak ama olsun, banknot batması devreye girecek. Ne yapalım, girecek. Birleşik Arap Emirlikleri bilmem ne, piyasa bir parça rahatlayacak. Bu rahatlığı daha fazla sürdürmeniz de mümkün değil zaten. Yine gerçek çıkacak ortaya. Yani şu anda bir makyaj yapılmaya çalışılıyor. Oradan buradan bulunan paralarla bir makyaj. Bu makyaj silinmeden, bu makyaj akmadan önce bu iktidar bir seçime götürmek zorundadır bu ülkeyi. Yoksa gerçek bir tasfiye yaşayacak. Hakikaten gerçek bir tasfiye yaşayacak. Bunu biz görüyorsak eğer, onlar da görüyor. Yani akıllarının çalıştığını hepimiz biliyoruz. Yani normal zekanın üstünde insanlar. Bizim gördüğümüzü onlar görmüyor mu? Görüyorlar. Dolayısıyla sürdürülebilir bir yönetimin olmadığını, ülkeyi artık taşıyamadıklarını ve bu süreci uzattıklarında da tümüyle tasfiye olacaklarını çok iyi bildiklerinden 2022'nin işte yazına girerken bir seçim yapmak zorundalar. Diyorsunuz. İşte iktidar da bu süreci hani öteletmemek için bu süreci mitinglerle geçirmek durumundadır. Hı-hı. Doğru yapıyor ve yapmaya da devam etmelidir muhalefet partileri. Evet. Tabii bir de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde üçüncü kez adaylık içinde belki bir seçim önceden olması gerekiyor. 2023'ten önce bir de bu başlık var. Buradan yarın konuşmaya devam edelim mi? Devlet Bahçeli etkinliğini soracaktım. Süremiz kalmadı İsmail Bey. Yarın belki o fitili ateşle yeni isim hep Devlet Bahçeli oluyor ya. Bazen de muhalefet olduğunu hatırlıyor çünkü. Onu yarın paylaşacağız izleyicilerimizle, siz sizin düşüncelerinizi. Şimdilik tamam, size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.